Herkese merhabalar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gülşen. Isparta Yalvaç'tan selamlar, sevgiler. Yine bir klasik girişimizi yaptık. Bugün arılığımızdayız. Geçen arılarımızı bölmüştük. Böldüklerimizi buradan uzak bir yere götürdük. Eşimin köyüne götürdük, Çamharman köyüne. Bugün oraya gideceğiz. Yüzük bozma, onları falan birlikte sizlere göstereceğiz yeni başlayanlara. Bazı ana arılarını göremediğimiz arıları da ikiye bölmüştük. Hangisi nerede kaldı? Ona bakacağız. Bu kovanımızın anasını öldürmüştük, ana arısını. Kovanımız güzel ilerlemiyordu. Tekrar ana arı çıkmasını sağlayacaktık. 5-6 gün önceydi değil mi canım? Evet, 5. gün falan oldu yani. Fazla yüzükleri bozuyoruz oğula gitmesin diye. Yani bir sürü ana çıkıp her yüzük bir ana demek, ana arı demek. Böyle belirginlerini bıraktı eşim, büyük olanları bıraktı. Onlardan ana çıkmasını sağlayacağız. Fazla ilerlemeyen bir kovandı. Geçen yıl güzeldi bunun ana kraliçesi. Çok verim almıştık. Aynı kovandan çıkan. Ama bu sene hiç güzel gitmedi. Şimdi kontrole geldik. Yine geçen bölme yaparken ana arılarını göremediğimiz kovanları ikiye böldük. Bazen burada kalmış ana arılı kovanlar böldüğümüz tarafa gitmiş. Göremediklerimiz bu tarafta kalmış. Birkaç kovan öyleydi. Yine bunların kontrolünü yapacağız burada. Hep birlikte göreceğiz nasıl yapılıyor. Şimdi kısaca ne yaptığımızı ben anlatayım burada. Evet canım. Şimdi 4 çıtalı bir kovan. Anası 2 yılı geçti bunun. Biraz yaşlanmıştı. Çalışması yavaşladı. Anayı öldürdük. 5 gün geçti. Bugün geldik. Güzel kaliteli yüzükleri bırakıyorum. 2 ya da 3 tane yüzük bırakıyorum. Diğerlerini bozuyoruz. Küçük olanları böyle beğenmediklerinizi bozun. Bundaki amaç, bozmamızın sebebi ne kadar çok yüzük olursa kovan biraz gördüğünüz gibi baskın. Oğula çok gider. Oğula gitmesini istemiyorum ben. Evet. Belki alamayabiliriz. O yüzden kovanda kalsın arılar. Bir iki tane çıkar. İlk çıkan kraliçe diğerlerini öldürüyor zaten. Buradaki yapacağımız işlem bunlar yani. Bölmelerimizde bunlar yapmamız gerekiyor. Sabahın erken saatleri şu anda. Bakın arılarımız çalışıyor. Vızır vızır dışarıdalar. Yeni yeni çiçekler açmış. Gelincik çiçekleri. Bunlardan da arılar çok güzel polen alıyor. Kırmızı, siyah polen geliyor. Evet, gelincik çiçeklerinden siyah polenler geliyor. Hızlıca bakacağız buradakilere. Ondan sonra eşimin köyüne gideceğiz, Çamharman köyüne. Oraya koymuştuk bölmelerimizi. Buraya bulunduğumuz yere 15 kilometre uzaklıkta. Arıcılıkta bu 5 kilometre mesafesi kuralı var. Onları da söyleyelim bilmeyenler için. Yani arıyı uzağa taşımazsınız, tarlacılar bulunduğu yere geri geliyor. Yani 5 kilometre uzağa taşımamız gerekiyor. Biz de öyle yaptık. Böldüklerimizi oraya koyduk. Bakalım bunların sonuçlarını da sizlere paylaşacağız. Yerinde bölme mi daha iyi oldu? Taşıyarak bölme mi daha iyi oldu? Ana arılar daha kaliteli çıktı. Yavruları verim atışı nasıl oldu? Bunları da hep birlikte sizlere göstereceğiz, sizlerle paylaşacağız. Tabii herkes kendine göre farklı yöntemler uyguluyor. Siz nasıl yöntemler uyguluyorsunuz? Yorumların altına da yazabilirsiniz. Sizlerden de çok güzel teşvik edici yorumlar alıyoruz. Onlar için sizlere de çok çok teşekkür ederiz. Bizleri teşvik ediyorsunuz. O yüzden sizler için de güzel güzel videolar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bir kovanımızı açtık. Bu kovanımızı biz geçen bölmüştük. Ana arıyı görememiştik. Sonra 2 gün sonra baktık. Ana arı burada kalmış. Ana arının kaldığını nasıl anlıyoruz? Böyle dalak atar, günlük atar. En önemlisi, ana arıyı göremiyorsanız sonrası gün gelin kontrol edin. Günlük varsa ana arı bu kovandadır. Yani diğer kovanda değil. Bakın dalaklar atmış, günlük atmış. Evet. Ben bunu bölme yaparken kraliçeyi görememiştim. Bölmemi yaptım. 2 gün sonra geldim, çıtayı istemiş, dalak atmış. Evet. Şu anda kamerada görünüyorum bilmiyorum ama
Şuralarda günlükler var tekrar. Yani burada kıraç olduğuna emin oluyoruz. Burada kaldı. Evet. Fazla bunu yüzük açacağız diye bunu fazla rahatsız etmiyoruz. Buna bir hemen çıta vereceğiz. Gördüğünüz dalak iki gün arayla oluşan bir maşallah dalak mum yapmışlar. Gelişimi güzel. Bir evet. De biz not tutuyoruz. Yeni izleyicilerimiz için tekrardan söyleyelim. Defterimizi göster. Defter mesela kovana numara verip bir de buraya not yazıyoruz. Kaçıncı kovan ne zaman çıta istedi, ne zaman ana arası. Böyle siz de not tutarsanız ileride kovanlarınız çoğaldığında bunları karıştırmazsınız. Yani ne zaman çıta istiyor, ne zaman ana arası, gelişimi nasıl. Not tutarsanız işiniz kesinlikle çok kolaylaşır. Her kovanın kovanı açtığınızda hani saatlerce zaman kaybetmezsiniz. Bir kovana numara vereceğiz, bir numaraya defterimize yazacağız. Çok gerçekten çok kolaylık oluyor. Böyle yapmanızı tavsiye ederiz. Şimdi çıtayı getirdi eşim. Evet. İlk defa izleyenler için de çıta verme. Bakın kabarmış peteklerimiz var bizim. Bunlar bulunmaz bir veli nimet. Köşeye mi koyacaksın canım oraya? Evet. Diğer tarafta günlük vardır. Var. Lütfen yavrular üşümesin diye. Rahatsız etmeyelim fazla. Buna da kat vereceğiz tekrar. Kaç çıta oldu bu? 8 mi? 9. 9 maşallah. Yeni bölmüştür işte. İlerlemiş. Şu buradan kopardığımız dalakları da çok soran var. Onlar ne oluyor diye yeni bilmeyenler. Biz bunları geri dönüşüme veriyoruz arkadaşlar. Oradan ham petek alıyoruz. Belli bir işte kiloya göre. Bunu arı satan, arı malzeme satan yerler ayarlıyor. Hiçbir şey arının çöpe gitmiyor yani. Bakın notumuzu da alıyoruz o şekilde. Mesela demişiz ki 5. kovanda bölme yaptık. 5. kovanımız hangisi şu. Hangisi 5? Evet 5. Anayı görememişiz demişiz. Bakalım dalak var mı? Ana burada mı yoksa yüzük mü yaptı? Onun burada belli olacak. Haydi bismillah. Evet. Bölme yaptığımız gibi duruyor. Herhangi bir dalak yok. O zaman bu bölme. Bu büyük ihtimalle oluyor ki analı diğer tarafa gitmiş. Ana köye gitmiş. Bu bölme olarak kalmış tarlacılarla beraber. Ballı polenli çıta. Burada herhangi bir dalak. Dalak yok. Yüzük varsa büyüklerini bırakacağız. İrilerini şöyle. Gerisinden ana arı çıkmasını bekleyeceğiz. Bir ana arı 16 günde çıkıyor. Burada herhangi bir yüzük yok. Çıkmaya yakın kapalı yavrular var. Arı sakin. Evet, maşallah. Normalde ana arısı olmayanlar biraz hırçın oluyor. Tabii bir de sabah erken saatleri evet. Tarlacılar dışarıda. Çıtalarda günlük yok. Günlük yok. Yüzük de atmamışlar peki. Yüzük de atmamış. Günlüklü belki çıtaları almışızdır. Öbür tarafa gitmiştir. O zaman? Böyle durumda ne yapacağız? Yüzük sallayan çıtayı buraya koyacağız. Başka kovandan mı? Evet. Arısını silkeriz. Çünkü bölme yaparken demiştik ki günlüklü çıta alalım diye. Bir de hazır çıkmaya yakın kapalı yavrulu. Demek ki biz günlükleri diğer tarafa koyduk. Analı tarafa. Buraya da. Ha şurada bir tane şey var canım bak açık. İşte. İçine bakalım sulanma var mı içinde. Buna yalancı kupa. İçlerinde şey yok. Süt. Süt yok. Olanlar oraya gittiği için yüzük atamamış. Bundan yüzük yapamamışlar. Bakıyorum şöyle işlerini. Hiç sulanmamış. Böyle durumlar da olabiliyor tabii ki.
Evet. Erken müdahalelerde kurtarırız yani. Bir günlük bir çıta veririz. Tekrar not alırız. Evet. Şurada bir tane yüzük var. Sula sütlenmiş. Burada var 2-3 tane. İşleri sütlenmiş. 4 tane burada yüzüğümüz var. O zaman vermeye gerek yok mu? Vermeye gerek yok. Günlüklü çıta vermeyeceğiz. Küçükleri kapattım. Şunları pazarayım. Gördüğünüz hepsinin içinde sütler varsa var. Oradan çıkacak demektir. Bu tarafta evet bir tane daha uzun burada var. Şunu bıraktın değil mi? Onu bırakalım. Şurada var bir tane. Görebiliyor musunuz? Daha küçük herhalde, büyür onlar. Biraz çok küçük. Kapanmış hatta. Küçük gibi geldi bana. Onu bozalım. Büyüklerini bırakıyoruz ya. Güzelmiş ya. Tek bozmasaydık. Vardır başka. Bir burada var. Yani iki burada var. Üç tane falan bırakılmalı. İyilerden. Garanti olsun diye. Bazıları tek bırakanlar varmış. O sakıncalı yani tek bırakmak. Başına bir iş geldiğinde ne olacak? Tekrar sil baştan. Zaman kaybı. Evet. Üç tane bıraktık buraya. Son çıtayla bakalım. Bu yüzükleri bozduktan sonra artık kovanları bir daha rahatsız etmeyeceğiz. Ne zaman çıkacak onları tahmin yapacağız. Çıktıktan bir 10 gün sonra kraliçeleri görmeye çalışırız. Yavru atmaya başlamışım, onları görürüz. Bununla yapacağımız işlem bu kadar. Başka var mıydı burada öyle kalan? Bir de yanındaki olması lazım. Tamam. Evet, ona da biz kendimiz bakalım. Çok uzun video olmasın. Çünkü daha köydekileri de çekeceğiz. Tamam. Bunu kapatalım. Aralıklık işlerimizi bitirdik. Şimdi Yalvaççam Harman doğru, köyüne doğru gidiyoruz. Burası Sücüllü. Biraz kaçırdım ben. Sücüllü'den geçiyoruz şimdi. Böyle yol videosu izleyen bir arkadaş vardı. Ona da selamlar, sevgiler olsun. Biraz çeker misiniz demiş. Onun için şöyle biraz bir çekelim. Yalvacın Sücüllü kasabası burası. Sücüllü köyü değil mi canım? Evet. Köy oldu artık. Eskiden kasabaymış. Kasabaydı. Belediyeden düştü. Şu anda köy sırasında. Şöyle hızlıca çekelim. Bazı arkadaşlar seviyor. Tabii seven oluyor, sevmeyen oluyor. Herkes ayrı aynı olmayabiliyor. Bu arkadaşı kırmayalım. Hızlıca çekelim şöyle. Bağlarbaşı köyüne gidiyoruz. Yani geçiyoruz bu köyden. Buranın köylerini göstereyim size. Şöyle evlerine bakın, görün. Eski yapı evler. Değişik. Kerpiç. Mimarisi çok farklı. Kerpiçten. Bakın yine şurada eski bir ev daha var. Köyler göç verdikçe eski evler artık yıkılmaya yüz tutmuş. Evet, oturanlar yok.
Çamharman köyüne doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Şöyle ileriye doğru. Burası Çamharman köyü. Bayağı kalabalık bu köy. Evler fazla. Yedinci kanadağı zirveleri. Evet, yedinci kanadağı. Oralarda kar oluyor yüksek tepelerinde. Evet, Çamharman tabelasını göstereyim. Eşimin kendi köyü. Kazları görüyor musun? Ördek mi kaz mı? Evet. Kazlık ördek gözler. Şuralara yeni yeni evler yapılmış bakın. Tepedeki kovanları görebiliyor musun? Onları da onlar mısın? Onlar dönmüşler. Yukarıda kovanlar var da onlar da bakamamışlar. Gösteriyorum bilmiyorum da. Destekleme çerçevesinde köye verilmişti. İşte bilmedikleri için çoğu kovanlar bu şekilde söndü buralarda. Evet. En eski yapılar buralar. Eski. Şurası köy çeşmesi. Evet, Yalva Çamharman köyüne geldik. Şöyle kovanlarımızı yerleştirdiğimiz yeri göstereyim sizlere. Öldüklerimizi buraya getirdik. İşte bazılarının ana kraliçelerini görememiştik. Evet, bu kovanı bahsedelim. Evet. Börme yaptığımız yerde börmeler kalmış. Ana kovan buraya gelmiş. 5 numaralı kovandaki 58'e börme yaptık buradan. Notumuz öyle söylüyor. Evet, nereden öyle not aldık. Bakın. Dalak var. Hem bunu silkelip günlükte görüyorsak ana burada demektir. Önce bunu verelim. Ana arı burada kalmış. Bölme Yalvaç'ta kalmış. Evet. Şöyle ışık da. Şöyle elimizden görünüyor. Günlükler görünüyor biliyorum bilmiyorum kamerada. Kraliçe burada. Bunu hiç yüzük koymaya gerek yok. Kraliçemiz evet. Burada. Böyle anlayabilirsiniz. Günlük görüyorsanız ikiye bölün bir tarafta ama günlüklü ve kapalı yavrulu çıkmaya yakın olduğuna dikkat edin. Bir tarafta ana arı oluyor zaten. Bir tarafta ana sudur. Eğer ana arıyı göremiyorsunuz. Sonra birkaç gün sonra kontrol edin. Günlük varsa ana arı o kovandadır, diğeri bölmedir. Biz birkaç tanesini görememiştik. Böyle tespit etmiş olduk. Notumuzda da 50'li kovanda ana. Evet, not tutmak çok önemli. Bu sene daha bir sistemle çalışmaya başladık biz kovanlarımız çoğaldıkça. Çünkü işimiz çok kolaylaştırıyor bu. Şöyle etrafta çekmek istiyorum sizlere. Bakın yeşillik. Güzel bir yer. Kuş cıvıltılarıyla kaynıyor. Şimdi bir tane ana arısı olmayan böldüğümüz bir kovanı açtık. Fazla yüzükleri bozuyoruz. Eşim iyilerinden bırakıyor. 2-3 tane bırakıyor. İşlem bu. Hepsini tek tek çekmeyelim. Biz hızlı hızlı çalışalım. İyilerinden bırakacak. Böyle kontrol ediyoruz. Hızlıca. Thank you.
de şunları yedik. Arı sütleri. Evet. Arı sütleri zaman zaman yiyoruz, çıkanları da. Çok faydası var. Arı sokmalarına karşı fazla şişmiyor. Ben arı sütü yiyeli fazla tepki vermiyor vücudum. Ortada var o zaman. Oo. Evet, çok uzun video olmasın diye ben hepsini çekmeyeyim. İşlem bu şekilde. 3 tane bırakıyorsun değil mi canım ortalama? 3 tane. 3 tane büyüklerinden. Bir kapalı, bir açık ya da 2 açık, bir kapalı. 2 açık, bir kapalı gibi. Beğendiğiniz güzellikleri seçin. Evet, biz hızlı hızlı çalışalım biz. İşlem bu yani, hiç bilmeyenler için. Biz ince ayrıntılarıyla uygulamalı olarak göstermek istedik. Biz devam edelim şimdi. Evet, biz dönüş yoluna geçtik. Bakımlarımızı bitirdik. 2-3 tane, 3 tane falan yüzük bıraktık yani. Yaptığımız şey o. Fazla yüzükleri bozduk. Buraya getirdiğimizde 5 gün falan oldu. 8. gün veya 10. günde taşınabilir. Daha sonra bunları diğer yalvaca, çok arılarımızın olduğu yere götüreceğiz. Sadece 3 tane bıraktık yani. 3, 2 işte nasıl artık herkes kendi tercihine göre nasıl bırakırsa. Biz böyle yapıyoruz. Sonuçlarını da sizlerle paylaşacağız. Nasıl bir verim aldık ya da alamadık. Hep birlikte göreceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Isparta Yalvaç Çam Harman Köyü'nden selamlar, sevgiler herkese. Şöyle giderken de küçük yine yol videosunu da ekleyelim sonuna doğru. Haydi hoşça kalın. Hoşça kalın.